Hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar kripto e, coin'in hazırlamış olduğu 2022'de yatırım yapılacak en iyi altcoin'ler olarak e, haberi inceleyeceğiz. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bu arada baştan söyleyeyim listeyi inanılmaz beğendim. Gerçekten uzun vadede tutunacak ve çok güçlü yükselişler yapabilecek özellikle mega rally etabında, e, piyasayla ve bitcoin ile uyumlu şekilde çok güçlü pamplar e, yapabilecek altcoin'ler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İlki APE e, geçmiş metaverse kralı çıkışının üzerinden yani çok e, yeni bir coin e, olması münasebetiyle çıktığı gün çok iyi yerlere geleceğini söyleyerek e, video çekmiştim. Hala bu kanaatteyim arkadaşlar ve inanılmaz derecede bir yükseliş potansiyeli olduğunu Ape'in kesinlikle düşünüyorum. Üzerindeki eşit dağılım projenin çalıştığı aslında alanlar e, metaverse'ünden tutun işte e, web 3 vesaire vesaire derken kendisini inanılmaz derecede geliştirmeye müsait bir coin. Bir diğeri Sandbox. Sandbox zaten yine e, piyasada çokça tanınan ve ikinci metaverse projesi arkadaşlar en büyük. Üzerinde ciddi bir yatırım var. Ve Ethereum balinalarının da özellikle Ape'de de bu geçerliydi. üzerinde çok ciddi elini görüyoruz. Zaten Metaverse kategorisinde artık bu noktaya kadar ulaşmış bir coin'in mantıken geri çekilmesi biraz zor arkadaşlar. İlk olarak onu söylemek lazım. en basit tabirle. Ve piyasada inanılmaz derecede artık büyük oyunculardan bir tanesi güçlü projelerle Hollywood'dan tutun işbirliği yapan bir coin zaten. Tek dediğim gibi yapacağım eleştiri güvenliğine biraz daha dikkat edecek. A güvenliği üzerinde daha fazla tıpkı Solana'da yaptığımız eleştiri gibi A güvenliğine biraz daha önem vermesi gerekiyor. Bir diğeri mana. E, Mana'da net bir şekilde bakın söylüyorum. Uzun vadede çok güzel hareketler beklediğim bir coin arkadaşlar. Hem metaverse alanındaki satışları hem de aslında insanları e, işin teknik boyutuna yani bunları yapma ve yayınlama hususunda teşvik etmesiyle oldukça popüler oldu ve bununla da birlikte çok ciddi ortaklıklar kurdu. Zaten e, Metaverse coinlerinin yani başını çeken bir coin o yüzden hali hazırda kategorinin ilerisini çok ciddi halde beklediğimiz için mana yükselişini de e, beklememiz çok normal. Bir diğeri hay high arkadaşlar. Hay da e, dün müydü? biz zannediyorum dünkü videoda e, paylaşmıştık Hayda yine arkadaşlar aynı şekilde oldukça güzel bir coindir arazisi ve e, çapı en büyük metaverse olan şeylerden bir tanesidir yani e, en büyük metaverse arazilerine sahip projelerden bir tanesidir arkadaşlar çok da geniş bir ölçeğe şey yapıyor yani e, nasıl diyeyim yani adamlar bankalarla da ortaklık kurabilir adamlar projelerle de ortaklık kurabilir çok geniş bir kapasitesi var ve farklı farklı kategorilere hitap ettiği için ortaklık ve listelenme açısından uzun vadede hiçbir sıkıntı görmüyorum ben Hayda. Bir diğeri floki koymuşlar. Floki'ye tam olarak Metaverse projesi demek ne kadar doğru bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü ana çıkış sebebi bu değil aslında. Ancak Floki ile alakalı da uzun vadede görüşlerim olumlu. Çünkü tıpkı Shiba'ya benzetiyorum ben de. Tıpkı Shiba gibi çıkışı itibariyle kendisini geliştiren ve ee, Birçok coin'e de aslında öncülük edebilecek şekilde pek çok alana yayılmış ve çalışmalar yapmaya devam eden bir coin'dir. Floki coin ciddi de bir kemik kitlesi var. Ee, bir diğerin yine dün konuştuğumuz e, coin'lerden bir tanesi. yani Dün de üzerine konuşmuştuk arkadaşlar. Hero e, sandbox'a biraz benzer aslında yapısı. Özellikle şey üzerinde çalışır. Yani böyle e, animasyon animasyon demeyeyim. Böyle avatar karakterler falan olur ya onlar üzerinde çalışan bir coin ve başarılı olabileceğini düşündüğüm bir coin. Hatta sen baksın burada varisi olarak gördüğüm bir coin'dir kendisi arkadaşlar. Terra Virtua Collect yani TVK. TVK da güzel bir coin bu arada. TVK'yı da oldukça seviyorum. Özellikle Cardano gelişmesinden sonra Cardano'ya entegre olduktan sonra arkadaşlar hem ciddi bir popülarite kazandı ve arkasına çok güçlü bir dev aldı. Bunu unutmamak gerekiyor. Bir diğeri Atlas, Star Atlas. Ee, geçtiğimiz zamanlarda yine bir e, geliştirme yaptılar e, üzerinde. Bununla birlikte de oldukça geniş bir metaverse oyun projesi. Epey zamandır yaşadığı düşüşe rağmen, ben Atlas'ın kolay kolay toparlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğeri, Enjin. Engine. arkadaş, yine Enjin'le alakalı da bu arada videolarımız var. E, i̇stiyorsanız girip. Ne yapabilirsiniz? Seyredebilirsiniz arkadaşlar. E, Alice projesine vesaire benzer. işte Galaya, Alice'e falan benzer arkadaşlar. Bu arada şeylerini de beğeniyorum. Yani Rakan'ın vesaire aksine e, Engine ekibinin e, çalışma stilini beğeniyorum. İşte arz etmeleri olsun vesaire vesaire. E, güzel, donanımlı ve işinden anlayan bir ekibi olduğunu düşünüyorum ve en önemlisi de aslında e, baktığımız zaman bu sevgili arkadaşlar. Yine Engine'de Uzun vadede çok güzel hareketler beklediğim e, coinlerden bir tanesidir. Epic. E, Epic de yine bir Metaverse NFT projesi arkadaşlar. Şu anda da hali hazırda e, ellerinde NFT üretmeye devam ediyorlar. Zaten bu tarz e, coinlerin asıl hareketi şey üzerinden olur. Yani bir boğa başlar. Adamlar lansmanı bir koyar. Bir lansman gerçekleştirirler NFT'de. Anında çatır çatır fiyatı pamplarlar. Genelde bu şekilde aslında olay seyreder arkadaşlar. Baktığımız zaman dünya çapında da güzel işbirlikleri olduğunu düşünürsek Epic'ten de iyi hareketler bekliyorum. Gerçekten güzel bir liste olmuş. Tebrik ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. kalın.